Başlıyorum arkadaşlar. Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Elimizde bu meclise karşı yapılmış büyük bir saygısızlık var. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi 5 grup ve bağımsız milletvekilleri, grubu bulanamayan partilerin milletvekilleri meclisin normal akışı içinde başkanlığın sunuşlarını dinliyoruz. Başkanlık diyor ki Mustafa Şentop, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka'nın vaki davetine icabet etmek üzere 28 ve 29 Kasım tarihlerinde Avusturya'ya resmi bir ziyarette bulunması planlanıyor ve genel kurulun onayı isteniyor bundan. Bu okunurken ben çoktan Mustafa Şentop'un Avusturya'daki temaslarıyla ilgili basın özetlerini okumuştum. Meclis oy verirse gidecek, uygun görürse gidecek. Öyle bir duruma getirdiler ki rejimi, kimsenin meclisin kararını taktığı yok. O gidiyor, karar arkadan gelir. Bu Süleyman Soylu'nun muhtarlara verdiği siz yıkın karar arkadan gelirin çok daha ilerisinde milletvekillerinin gözünün içine baka baka en çok da kendi milletvekillerine kardeşim siz burada parmaktan ibaretsiniz. Biz kararı veririz, siz de ona göre oy kullanırsınız diyor. Bunu içine sindirebilen bütün AK Parti milletvekillerine hediye ediyoruz. Alsınlar bunu, desinler ki ben bir zaman mecliste milletvekiliydim. Mustafa Şentop da bunu benim alnıma yapıştırdı. Ben de bunu uçak yaptım attım desinler. Alsınlar bundan kese kağıdı yapsınlar, içine ayçiçeği koyup yesinler. Bir ülkede meclis bu hale geliyorsa, bir iktidar partisi grubu da buna sessiz kalıyorsa daha söylenecek bir şey yok. Olacak iş değil. Bunun Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek adam rejiminin meclisi nasıl gördüğü, özellikle kendi milletvekillerini nasıl gördüğü noktasındaki önemli bir tarihi belge olarak not ediyoruz. 6 siyasi parti olarak pazartesi günü anayasa teklifimizi açıkladık. Parlamenter sisteme geçiş önerimizi, güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizin sunumunu yaptık. Bundan sonra 81 ilde gidip sivil toplum örgütleriyle, meslek kuruluşlarıyla, gençlerle, işçilerle bunu tartışacağız. En nihayetinde oluşacak yeni meclis anayasa değişikliğini Anayasa Komisyonu'nda şekillendirirken elindeki çok sayıda yazılı belgeden bir tanesi ama 6 liderin ve 6 partinin bu meseleye nasıl baktığını gösteren planladığımız gibi ilerleyen bir mütabakat metniydi. Tabii seçimleri ilk turda kazanmak için son derece motiveyiz. Çalışmalarımızı da ona göre sürdürüyoruz. İkinci tur hesapları yapanların İkinci turda bayrama mı denk geliriz diyenlerin birinci turda mı kaybederiz, ikinci tura götürebilir miyiz hesabında olanlar döndüler ve bu metne hep birlikte saldırmaya başladılar. Bugüne kadar altılı masa ha dağıldı ha dağılacak demekten bizim gerçekleştirdiğimiz ortak işleri görmeyenler bunu konuştular ama Türkiye üzerinde uzlaşılan metni konuştu. Tabii talimat saraydan olunca hep bir ağızdan saldıracaklar. Dün Devlet Bahçeli'de kürsüye çıktı. Eline iki tane anayasa taslağı almış. Bunlardan bir tanesi kendi partisinin taslağı. Diğeri kurucusu olduğu vakfın, TASAV'ın taslağı. Bir tane de AK Parti'ninki var. Etti mi sana üç tane taslak? Bir ittifak üç taslak. Diyor ki bunlara bakalım falan. Hem altılı masada mütabakat sağlayamıyor diyorlar. Altı lider çıkmış aynı taslağı tutuyor elinde. Bizim metnimiz bu diyor. Cumhur İttifakı'nda iki partinin üç tane taslağı var ortada. Üzerlerinde uzlaşabildikleri bir metin görmedik. Diğer taraftan MHP tutuyor ve şöyle söylüyor. Altınız bir yanda, ikimiz bir yanda. Ne yapıyoruz? Selam mı vereceğiz? Cumhur İttifakı hakkında Büyük Birlik Partisi ne oldu? Altıya karşı ikiyiz diyor. Destici,
her gün çıkıp her konuda ama her konuda bir şeyler söyleyen, rolünü büyüterek, abartarak söyleyen desteci. Benim bastırmamla bir tane nikahta fotoğraf çektirdiniz üçünüz. Bizimkiler Allah'a şükür her seferinde altılı fotoğrafı en güzel şekilde veriyorlar. Mütabakat metnini imzalıyorlar. Bunlar üç partiydi, Bahçeli yine ikiye indirdi. Düğün salonlarında çekilen hatıra fotoğrafları dışında doğru düzgün üçlü ittifakı şöyle bir masada ya. Oturun bakalım bir masaya, bir fotoğrafınızı görelim, yok. Şimdi bundan sonra derdine destici yansın. Ama Bahçeli tabii tuhaf hesapların peşinde devam ediyor. Geçmişte yaptığı matematik hesaplarıyla güldüren, eğlendiren. Şimdi diyor ki bizce diyor beşer yıllık üç dönem olsa etti mi sana üç kere beş 25 diyor. Etmez varmış. Etmez. Üç kere beş 25 etmez de Tayyip Erdoğan dese ki iki kere iki beş eder. Bahçeli der ki Tayyip Bey kerrat cetvelindeki tarihi hatayı düzeltti. Şimdi de o kerrat cetveliyle, sarayın cetveliyle çarpınca Allah böyle şaşırtıyor işte. Böyle yalan yanlış konuşuyorsun işte. Üç tane beş dönem ekleyelim, etti mi sana 25 dönem diyor. Ama esas mesele dağıldıklarının, esas mesele kazanacak bir ümit veremedikleri için kaybettirmeye, karşı tarafa saldırmaya oynadıklarının açık beyanı. Bir partinin liderine milletin %60'ından oy alması beklenen, son seçimde bile yarısından neredeyse oy almış olan siyasi partilere lakap takmak, altılı ganyan demek yakışır mı? Burası altılı ganyansa siz sıralı üçlüydünüz düne kadar. Şimdi ikili bahise mi döndünüz? Hanginiz hanginizi ne zaman nerede bırakacak? Gemiyi ilk kim terk edecek? Böyle yani altılı ganyan derken adam bir der ya. Ben geçmişte olur olmaz laflar ettim muhalefete. Çıktılar cevap verdiler. Konuşmaları yazan adamı odadan kovdum der değil mi? Gargamel hikayesinde hatırlıyorsun. Sana bana tipi tip dedirdiler. Dedim gözlüğümü de burnumu da seviyorum. En neşeli kahraman. En çocukların hepsi tipi tipi sever. Ama bir de siyasetin Gargamel'i olmak var ya. O gün sen bunu hesap etmedin mi diye odandan kovduğun adam bugün yine metne katkı vermiş anlaşılan. Altılı ganyan. Sıralı üçlü yattı. İkili bahise bakacak Cumhur İttifakı. Hadi bakalım inşallah. Milletin kuponunu bilmem de gönlünde hiç yoksunuz. Hiç. Yani seçimde o geçmişte banko oynayanların seçim günü geldiğinde sizi nasıl yarış dışı bıraktıklarını göreceksiniz. Yarış dışı nasıl bıraktıklarını göreceksiniz. O zaten geçmişteki o Atalan Üsküdar'a geçti falan, onlar sizin laflarınız. O koşuda protesto vardı mesela, itiraz var hile olduğuna yönelik. Hepsinin birden şeyini, hepsinin birden en son hesabını o son koşuda göreceğiz bakalım. Nal toplayacaksınız, nal toplayacaksınız. Altılı ganyan söyleyelim. İyi olur efendim, güzel olur. Sıralı ikili. Bugün sabah yine bir Anayasa Mahkemesi iptal kararıyla karşı karşıyayız. Vallahi Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının, üyelerinin tamamına yakınını atadığı, hatta sözde tarafsız Cumhurbaşkanı dönemini de kattığınızda üyelerin tamamını atadığı bir Anayasa Mahkemesi'yle karşı karşıya değiliz. Hepsini Tayyip Bey atadı. Şimdi geldiğimiz noktada öyle bir şey ki mızrak çuvala sığmıyor. Elbette ki pek çok yerde vermeleri gereken kararları vermiyorlar, veremiyorlar. Oy çokluğuyla da olsa Tayyip Erdoğan'ı rahatsız edecek çoğu kararı alamıyorlar. Ama bir gerçek var. Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrası açık. Kanunla düzenlenen yere Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olmaz diyor. Tuttular. Türk Akreditasyon Kurumu'nun personeline ilişkin düzenleme. Aşağıda söyledik defalarca, yapamazsınız. Sosyal güvenlikle ilgili, personelle ilgili düzenlemeye Cumhurbaşkanı kararnamesi olmaz. 5510 sayılı yasa var. Orada düzenleniyor. Oraya eklenecek, o cetvellere eklenecek. Hayır, yine yaptılar. Başvurduk, yine iptal etti.
sembolik önemi şu. Bakın, bu sene iptal edilen 12. Cumhurbaşkanı kararnamesi 19'da kanun iptal edildi. İktidarın 20. yılında kendileri için, yani anayasalar Erdoğan'a yapılacakken Erdoğan'a yapılmış bir anayasayı her gün çiğneyen bir iktidar var. Bir de buraya geliyorlar, anayasaya aykırılık iddia ettiğimizde büyük büyük laflar ediyorlar. Sonuçta Anayasa Mahkemesi'nin durumu belli, kompozisyonu belli ama bu kadar açık ihlalleri halen daha usanmadan yapan, anayasayı her gün çiğneyen bir tek adam rejimi, bir saray rejimiyle karşı karşıyayız. Gelelim bu sarayın dertlerine değil de vatandaşın derdine. Burada bir gerçek var. Kamuda çalışan personelin promosyonla ilgili şikayetleri oldu. Uğraştık. Biliyorsunuz hep beraber mücadele ettik. Süleyman Soylu jandarmayı, Süleyman Soylu polisi inanılmaz mağdur etmişti. Bankaların promosyonunu kendilerine alıp polislere komik promosyonlar ödüyorlardı. Büyük mücadeleler sonunda onlar düzeldi. Şimdi önümüzde halen daha Diyanet personelinin promosyon sorunu duruyor, bu bir. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri personele ayda 180 lira veriyorlarmış. Bu konuda mücadele ediyoruz, bu iki. Emekli maaşını PTT'den alan emeklilerin promosyonları çok düşük. Bundan mücadele ediyoruz, bu üç. Bunların peşini bırakmayız. Ey Hulusi Akar, geleceksin buraya. Senin personelin 180 lira alıyor. Oysa emekli tek başına karar verdiğinde 8.000 lira, 10.000 lira, 9.500 lira promosyon alabiliyor. Koca silahlı personel, silahlı kuvvetler adına pazarlık edilecek, bu rakama rıza gösterecek. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Bunun altını çizelim. Bir de bu var. Sadece kamuda çalışanlar mı var? Vatandaş özel sektörde çalışıyor. En büyük isyan çağrı merkezi çalışanlarından geldi. Sonrasında baktık ki pek çok yerde sorun var. Kamuda değil özel sektörde çalışanların maaşı için şirket bankayla anlaşma yapıyor, parayı şirket alıyor. Kanun teklifimiz odur ki aradan şirketi çıkarıyoruz. Bankalar maaş yatırdıkları kişilere promosyonu doğrudan ödesinler diyoruz. Kime ne zararı var? Bütün yolsuzluk ortadan kalkıyor. Bugün burada bizi kayda alan kameraman arkadaşın promosyonunu şirketi el koyuyorsa bu kanunun ortadan kaldırıyor kardeşim. Çağrı merkezini de çözüyor, kuryeyi de çözüyor. Maaşı bankadan yatan herkes promosyonu direkt alacak. Ayda, yılda 8.000 lira, 9.000 lira, 10.000 lira patronun cebinden, hem de haksızlık yapan patronun cebinden, bütün hepsi yapıyor demiyoruz. Çalışanın cebine girse fena mı? Böyle bir kanunu bu mecliste gündeme almama gerekçeniz nedir? Bu konuda bütün partilere çağrımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Diğer yandan tabii Recep Tayyip Erdoğan'ın burada bol bol masada toplanıp dağıtmak çıkar, eski Türkiye'nin ipiyle indikleri kuyudan yok terör örgütlerinin güdümündeki partiyi kollayan teklif çıkar falan. Ne oldu bu laflar? Ezberlemiş bu lafları söylüyor. Ne çıktı ortaya? Ne çıktı? Şimdi diyor ki masanın etrafındakiler bunlara ne verirsek mutlu olurlar, buna çalışmışlar. Siyaset bunun için yapılıyor. Birinin derdi kapanan belediyeler, bundan sonra kapatılmayacakmış. Diğerinin derdi hazine yardımı azmış. Herkese bir şey verelim suretiyle oy toplayacaklar diyor. Şimdi birincisi, kapanan belediyeler birinin derdi değil. Bu ülkenin sorunu oy verenlerin derdi. Düşünsene, sen küçücük bir partiden iktidar partisi noktasına gelirken demokrasinin her imkanından yararlandın ama kimse mesela senin kazandığın belediyeye kayyum atamadı. Sen İstanbul Büyükşehir'i kazandığında o gün ülkeyi yönetenler, efendim Recep Tayyip Erdoğan şunun odağı olmuş, bunun odağı olmuş, oraya kayyum atasaydı
seçilmenin 10. gününde belediye başkanlığı yaptırmasalardı. Sonra seni okuduğun bir şiirden dolayı siyasetten men ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi o gün sizinle birlikte anayasa değiştirip dedi ki böyle şey olmaz. Bir genel başkan partisi kazandıysa milletvekili de olabilmelidir, başbakan da olabilmelidir. Ne çabuk unuttun da o gün demiyordun birinin gönlünü yapmak için bunu yapıyor. Biz kayyum atanan belediyelerde o belediyeye kimine %83 oy vermiş seçmen, sen hazmedememişsin, kayyum atıyorsun. Koskoca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Burada milletvekili olan eş genel başkanı, milletvekili olan belediyenin eş başkanı Selçuk Bey. Milletvekiliydi, zaten dokunulmazlığı var. Gitti, başvurdu, kağıt aldı, aday olabilir. Diyarbakır Belediyesi'ni kazandığı gün soruşturma başlatıp elinden aldınız belediyeyi. Hiçbir başkana nasip olmayacak, en yüksek oyla seçilmişlerdi oysa. Burada Diyarbakır halkına hakaret var. Sen seçemezsin, beni seçmediysen kimseyi seçemezsin. Ya benimsin ya kimseninsin. Bu yaklaşımlar, biz burada millete taahhütte bulunuyoruz. Biz başa geleceğiz ama senin kararına saygılı olacağız diyoruz. Yoksa biz başa gelip de örneğin biz iktidardayken sen Kayseri Belediyesi'ni tekrar kazansan oraya kayyum atasam hoşuna mı gidecek? Bunu yapmayacağız diyoruz, bunu. Ama demokrasiyi sırf kendisini iktidarda tutmak için, getirmek için bir araç ve iktidarda kaldıktan sonra demokrasiyi mümkün olduğu kadar kısıtlayacağı bir araca dönüştürmekten başka hesabı olmayanın anlayacağı budur. Bu arada hazine yardımında benim sorunum yok ki. Vallahi hazine yardımında en çok anlatan, en çok ağlayan Büyük Birlik Partisi destici. Şimdi hazine yardımını bambaşka bir şeymiş gibi, sanki millete dağıtıp da oy alacağız. Küçük partilerin, üye sayısı az partilerin, yeni kurulmuş partileri siyasete dahil olması konusunda önüne engel koymama işidir bu. Demokratik şeyleri eleştiriyorsunuz artık. Bir de bunların derdi demiş, ülkeyi yönetmek değil, devletin imkanlarıyla kendi arasında bölüşecek paravan bir şirket kurmak. Biz size paravan şirket kurdurmayız. Ya biz şirketleştirilmiş, yıllar önce biz devleti şirket gibi yöneteceğiz diyordun, anonim şirket gibi. O hale dönüştürdüğünüz yapıyı yeniden ciddi bir devlete, millete karşı, halka karşı sorumluluk duyan bir yürütmeye kavuşturmak istiyoruz. Bunu yapan sensin zaten, dedin ki ben şirket yönetir gibi ülke yönetmeye geliyorum. Ve baktığınızda çok iyi yönetilen aile şirketleri var, ayrı konu. Ülkenin görünümü dışarıdan baktığında aile şirketini bile göstermiyor. Ne görüntü var? Esnaf lokantası bile değil artık. Lahmacuncu dükkanında olmadı. Ben buraya geldim, başa geçtim. Kasaya kimi oturtacaksın? Damadı düşünüyorum dedin sen. Damadı oturttun. Eğitimi yok dediler. 6 ay kurs aldırdık dedin. O damat bu ülkeyi bu noktalara sürükledi. Hala o damadın yönettiği, örtülü olarak yönettiği, yönettirdiği ülkede herkes perişan durumda. Ne enflasyon kontrol altına alınabiliyor, ne dolar kuru. Bu kadar işsizlik var, bu kadar yoksulluk var. Ve bir yerden bakıyorsun, kasada damat vardı. 128 milyonun uçtuğunu başkasından duydun. Damadın af talebini kabul ettin. Örtülü Çevre Bakanı hanımefendi, milli eğitim meselelerine mahtumlardan biri bakıyor. Bir tanesi spor işlerine bakıyor, Okçuluk Vakfı'ndan. Kadın Bakanlığı'nı örtülü olarak kızın yönetiyor. Bir damat savunma sanayi işlerine bakıyor. Ben miyiz? Biz miyiz ülkeyi aile şirketine çeviren? Aile masasıyla kabine masası birbirine paralel görevleri var. Anayasaya göre kabine masası bile yok ortada. Sen aile masasından memleket yönetiyorsun. Bu ülkede en iyi çevreden anlayanın senin eşin olması, kadın sorununu en iyi bilenin kızın olması,
spor işlerinden anlayanın oğlun olması, milli eğitime Türkevi TÜKVAS'ı, mümkün mü böyle bir şey? Kendi aralarında paylaşmak işte bu. Dünya kadar makamı, mevkii eski milletvekiline, eski bakana, ona buna, yandaşa dağıtan sen değil misin? Çifter, üçer, beşer maaşları dağıtan sen değil misin? Utanmadan, sıkılmadan bunları söylüyorlar. Bir utanmayan, sıkılmayan da burada. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmiş. Mayıs 2021 diyor ki ABD ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz darbesinin failidir. Bugün Cumhurbaşkanımızı antisemitizmle suçlayanlar 15 Temmuz'u yapanları ABD'de saklıyorlar. Ortakları da Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Bu söylemler için sipariş verilmiş, anlaşılmıyor mu? Yalan ve iftira ile Türkiye iktidarını yıpratmak istiyorlar. Bunu söylediği şahsın gitmiş elini sıkmış. Birleşik Arap Emirlikleri'nin hem başkan yardımcısı hem İçişleri Bakanı. Başbakan yardımcısı, İçişleri Bakanı Saif bin Zayed. Ya bu U dönüşü mu dönüşü değil. Bu omurgasızlık. Bu siyasi karaktersizlik. Bu para için söylemi terk etmek demek, söylediği günkü samimiyetsizliğini söylemek demek. İktidarda tutunabilmek için bir darbeyi araçsallaştırıp o darbeyi yapanlarla böyleydi, samimiydi Soylu. Burada mecliste iki kez sorduk yüzüne. Halen cevaplamış değil. Sen geçmişte 2010 referandumunda Demokrat Parti sana dedi ki hayır diyeceğiz. Sen FETÖ'nün finansmanıyla 51 tane il gezip evet'e çalıştın. Sonra da FETÖ'nün lansmanıyla AK Parti'ye karıştın. Senin özün, kökün, seni oraya getirenler hep o FETÖ'cüler. Ama şimdi FETÖ'nün finansmanı, FETÖ'nün lansmanıyla başımıza dert olmuş birisi gitmiş 15 Temmuz'un finansörü dediklerinin elini sıkıyor, pişkin pişkin gülüyor. Daha buna ne diyeceksiniz? Bunlar iktidarda kalmak için yarın gidip Fethullah Gülen'le de el sıkışır, Soylu'ya vazife verilsin, gider elini de öper. Ama bir gerçek var, bir gerçek var. Bu Süleyman Soylu'nun hani FETÖ'den birçok kişi ihraç oldu ya, FETÖ'den ilk siyasi ihraçtır kendisi. Demokrat Parti bunu referandumda hayır diyecektik, FETÖ'nün hesabına evetle çalıştığı için partiden ihraç etti. Zaten bu arkadaşın kendi partisindeki dönemde de söylemeye utanacağım kişisel ihtiyaçlarını bile parti parasından harcadığı için Anayasa Mahkemesi tarafından aldığı cezası, yapılan tespiti de mevcut. Bunlar yönetiyor şu anda Türkiye İçişleri Bakanlığı. O yüzden utanmaz. O yüzden utanmadan sıkar o eli. O yüzden sana bana önüne gelene terörist diyenler dün terörist dedikleriyle bugün can ciğer kuzu sarma olurlar. Bunların yönetim anlayışı budur. Millet gözü kulağı bizdedir. Açlığı bitirelim diye, yoksulluğu bitirelim diye, işsizliği bitirelim diye. Geçmiş haftalarda tüketilen bir tartışmayı yeniden ısıtmanın Cumhur İttifakı'na faydası olabilir, Millet İttifakı'na yoktur. İki partiden gelen karşılıklı sağduyulu açıklamalar tarafımızı da memnun etmiştir. Bundan sonraki süreçte milletin kulağına güzel gelecek şeyler söyleyelim.